Herkese günaydınlar. Aslında bu videoyu kısa bir şekilde atmak istiyorum çünkü aslında bugün sizlerle insanlar neden beklediğimiz gibi çıkmıyor ve neden sonrasında hayal kırıklığına uğrayan biz oluyoruz ve sorduğunuzda bunu tüm insanlar yaşıyor. Yani hani şöyle bir şey olur ya, insanın iyisi de kötüsü de vardır, işte ben hayal kırıklığına uğradım, onun tarafından hayal kırıklığına uğratıldım vesaire yapıyoruz ya. Ama bakıyoruz bizi hayal kırıklığına uğratan insan da başkası tarafından hayal kırıklığına uğramış. Ve onu hayal kırıklığına uğratan kişi de hayal kırıklığına uğramış. O zaman her insanda mı sorun var, bende de mi sorun var? Çünkü illaki ben de birisini hayal kırıklığına uğratmış. Ama gerçekten ki bunları yaşıyoruz, hepimiz görüyoruz. Peki diyoruz ya, ya abi bu çocuk beni hayal kırıklığına uğrattı, söz vere vere. Hani vermesine rağmen peki, ya da bu kız, bu insan neyse işte sizin gözünüzde o kişi. Ama neden böyle oldu? Hani o da hayal kırıklığına uğradığı için mi bunu yaptı vesaire vesaire. Bunları çok düşünürüz. Aslında bu kişiden kişiye değişiyor. Yani siz birisine karşı hayal kırıklığına uğruyorsunuz çünkü o sizin evreninizde, sizin dünyanızda bu kişi sizin için önemli yer alabilecek bir kişi. Veyahut da sizin gözünüzü çok büyüttüğünüz, bu yüzden siz hayal kırıklığına uğruyorsunuz. Zaten böyle hayal kırıklığına uğramanızın sebebi de onlara çok anlam yüklediğimiz insanlar oluyor genelde. Yani böyle hayatına bir dön bir bak, tamam mı? Zamanında çok önemsemediğin insanlara bak. Sana yanlış bir şey yaptığında umurunda değil, değil mi? Hatta ona diyorsun ki sorun değil, önemli değil yapıyorsun. Niye umurunda değil? Neden önemli değil? Çünkü o insan senin için bir şey ifade etmiyor. Sadece karşında insani olarak değeri olan bir kişi var. O yüzden senin için çok büyük anlamlar içermiyor o kişi. Ve ben bugün oturdum bunu düşündüm. Ya ben mesela gerçekten çok umursamaz bir insanım. Severim ama gittiğimi de sıkıntı yok. Sadece hayatımda bir kişi oldu öyle. Çok çok sevip de gittiğinde koyan bir kişi oldu. Onu da ben kafamda büyüttüğüm için değil. Gerçek olduğu için. Ya şu an baktığımızda bütün her şey sosyal medyadan. Bütün arkadaşlıklar neredeyse sosyal medyadan. Bütün sevgililikler böyle sosyal medyadan başlıyor. Yani genel olarak söylüyorum tabii ki de. Aralarında istisnai olarak yüz yüze görüşen, arkadaş ortamında beğenip sevgili olan, hani öyle devam eden insanlar oluyor, onu demiyorum. Ama genel olarak da çoğu şey sosyal medyada oluyor ve ben Instagram'ı bıraktım bu arada. Evet, Instagram hesabım açık ama kullanmıyorum çünkü sıkıldım artık, yani çok sıkıldım. Yani her şey sosyal medyadan. Ben birisiyle sosyal medyadan görüşüp sevgili olmak istemiyorum. Tinder var, Bumble var, Happn var. Bak bunları kullandım ben zamanında. Ama manita yapmak için değil. Niye? Çünkü ya görüyorsun, insan çeşidini görüyorsun. Her yerde insanlar farklı. Yani olayınsa dediğine geleyim. Biz neden hayal kırıklıklarına uğrarız ve neden insanları kafamızda bu kadar büyütüyoruz? Büyütme aslında, hani bunun çözümlerine değinmeyeceğim bu arada bu videoda, ama başka bir videonun şey olsun, konusu olsun. Gerçekten baktığında olaya dönüp kendi hayatına, insanlara bir baktığında şöyle bir şey oluyorsun. İşte tamam, ben gerçekten değer veriyorum. Baktım, tamam mı, hayatıma döndüm ve baktım. Şöyle oldum aynen. Niye? Yani olaysa dediğinde demek istediğimi birazcık karışık anlatıyorum biliyorum. İnsanlara anlam yükleyen yine insanlar. O yüzden hayatınızdan birisi gittiğinde ya da hayatınızda birisi size zarar vereceği zaman aslında bu zararı siz yapıyorsunuz. Bugün bunu fark ettim. O yüzden video başlığına da neden kendimize zarar veriyoruz ve neden anlam yüklüyoruz diye oraya yazdım yani. Çünkü düşündüğünüzde ve olayın tamamını kafanızda belirginleştirdiğinizde aslında hayatımızın her şeyinin suçlusu veya mükemmeliyetçisi biz oluyoruz. Ben bunu fark ettim. Hayatıma birisi mi alıyorum? Ben aldığım için hayatımda. Ben hayır deseydim o adım atamazdı benim çizgimden. Yalan mı? Öyle. Yani sen diyorsun ki beni bıraktı gitti, beni üzdü. Bak bıraktı gittiye girmeyeceğim de, beni üzdü. Bana hata yaptı. Benim kırmızı çizgilerimi ezdi geçti. Bana saygısızlık yaptı. Bak öyle insanlar tanıyorum ki, bak ben de dahilim buna. Bana saygısızlık yapılamaz. Tamam mı? Bak bana saygısızlık yapılamaz. Yaptığımı belki bir affederim, iki affederim ama üçüncü de çok güzel de koyar giderim. Yani normalde çok nadir insanlara ben bunu yaparım ama onun haricinde kim saygısızlık yapsa tekte kapının önüne koyarım ve bunu hayatımdaki herkes biliyor. Anında ben de değerini, saygısını, benim gözümdeki değerini
küçüldü verir. Şimdi bana gelip de şey demeyin. Sena sen kimsin ki senin gözünde değerli olmaya çalışalım? Emin olun herkes herkesin gözünde değerli olmaya çalışıyor. Yani herkes emin olun işte annesinin gözünde, arkadaşının gözünde çok değer verdiği sevgilisinin gözünde değer kazanmak için yok hediyeler, jestler, sözler, iltifatlar. İşte ona karşı saygısını belirten sözler. Emin olun bunu herkes yapıyor. Hiç öyle yok böyle o kim ki o kimdi falan. Bunun egosuna da girmeyin. Herkes zaten saygınlık ve değer değeri görmek için birbirini nasıl diyeyim birbiri için savaşır. İnsanlar için, hayat için savaşır. Olayın aslında dediğim gibi keseceğim çünkü çok uzun konuşmayacağım. Aklıma geldi ve doğruları konuştuğumu düşünüyorum ben kendimce. Benim düşüncelerim tabii hepsi bunlar. Hayatınıza aldığınız tüm hatalar, tüm insanlar, tüm yanlışlar, saygısızlıklar hepsi sizin ürününüz aslında. Şimdi giden insanlar, sizi bırakıp giden insanlar konusunda pek bir şey söyleyemiyorum. Yaşınız oldukça büyükse ve tecrübeli bir insan olduğunuzu, yani hayatın hani şey fiskesini yemiş derler ya böyle, hayattan dayak yemiş insanlar derler. Çünkü o insanlar çok fazla tecrübeye dayalı olarak çok zorluk çeker, çok iyilik çeker, hepsini bir anda yaşar ve çok sıkı dönemlerde yaşarlar bunu, kötü dönemlerde yaşarlar. Hani kötüyken üstüne bir kötü, hayatın da darbesini yerler mesela bu insanlar ve hayattan insanlardan çok şey öğrenirler. Demek istediğim şu ki, eğer yaşınız büyükse ve böyle tecrübeli olduğunuzu düşünüyorsanız, hayatınızda sizi bırakıp giden insanlara üzülmekte haksızsınız. Çünkü siz tecrübeliydiniz hani, ne oldu da onu hayatına aldın? O kadar tecrübeliysen onu hayatına almazdın. Ama evet ben mesela ben gencim 17-18 yaşındayım ve 18 yaşında biri olarak şunu söyleyebilirim ki ben insanlar konusunda tecrübeli olduğumu düşünüyorum. Maalesef ki güzel bir son yani son 5 yıl falan iyi geçmiyor. Kimse bilmese de olabilir bilmeyebilirler. Ve şöyle düşündüğümde küçüklüğümden de aslında kaynaklı birçok insan tanıdım ama daha binlicesini tanıyacağım. O yüzden insanlar konusunda ne kadar tecrübeli olursam olayım gerçekten bir o kadar da tecrübesizim. O yüzden hayatıma aldığım insanların gelişinden ve gidişinden ben sorumluyum. Hayatıma aldığım insanların hatalarından ve sorumsuzluklarından, saygısızlıklarından da ben sorumluyum. Çünkü bir insan isterse o çizgiyi çekebilir. Ben mesela hayatımdaki insanlara karşı hiçbir şekilde çizgi çekmediğim bir gün hatırlamıyorum. Gerçekten. Çizgim hep net. Saygısızlık mı yaptın? Dünyada 8-9 milyar insan var. Şu an sallıyorum kaç bilmiyorum arkadaşlar. 8 milyar falan herhalde. Yani o kadar çok insan var ki sana ihtiyacım yok. Sen kimsin de sana ihtiyacım oluyor? Bana göre mesela. Sen benim gözümde çok değerli, aşırı değerli bir insan olabilirsin ama sen kimsin de benim sana ihtiyacım olacak? Seni isteyebilirim. Sana ihtiyacım olmaz. Seni isterim yanımda ama senin yanımda olmana ihtiyacım olmaz. Bu böyledir arkadaşlar. Hayatınıza giren insanlardan sizler sorumlusunuz. Her zaman için hayatınıza giren insanlardan her zaman için siz sorumlusunuz ve bunun sorumluluğunu lütfen başkalarına atmayın. Bir şey diyeyim mi bu arada? İnsanlar size hata yaptığında kolay kolay affedemezsiniz. Ama onun o kişiyi siz hayatına, yani ben onu hayatıma aldım derseniz hatanın sizde olduğunu ve ben mi yapmışım hata? Tamam o zaman. Ve bir şey olmaz derseniz hiç sıkıntı olmaz. Çünkü siz insansınız. Hata yapabileceğinizi zaten biliyorsunuz ve insan en kolay kendisini affeder bu arada. Hani insan en çok kendini affedemez diye bir şey yok. Çok büyük olayları saymıyorum. Hani ama bu tarz şeylerde hiç de bir önemi yok. Şöyle diyeceksin aynen. Hayatıma ben mi almışım? Benim hatam. Niye uğraşıyorum ki dangal olsa diyeceksin. Geçeceksin. Tamam böyle söylendiğinde kolay gibi gelir ama kendini alıştırdıktan sonra bir gör bak, emin ol ki hayatında böyle her şey güllük gülistanlık olacak. Ben son bir yılda, geçen sene Ağustos'tan sonra bunu yapmaya başladım. Şu an biz Ekim ayına girdik. Bugün 1 Ekim. Ve ben şunu fark ettim. Gerçekten de hayatım değişti resmen. Çünkü insanlara karşı hep böyleyim. Sende bir sıkıntı yok ki. Benim hatam ama aşırı sakin olacaksınız bu konuşmalar geçerse de. Sende bir şey yok. Bu benim hatam. Seni hayatım olarak ben hata yaptım. Sıkıntı yok, kendine iyi bak. Senin gibi niceleri var. Bitti, bu kadar. Kendinizi, hayatınızı, bu güzellikleri, saçma salak insanlar veya onlara koymadığınız sınırlar için harcamaya gerek yok. Şimdi sınır koymadıysan öğrenir bir dahakine koyarsın. O yüzden tekrar söylüyorum, unutma.
Hayatımda yaptığım bütün hatalar senin sorumluluğundadır. Evet, bir insanın nasıl hata yaptığı, yani hata yapıyor. Hata, onun yaptığı hata da, sana yaptığı hata da senin sorumluluğundadır. Fakat o hatayı nasıl yaptığı, neden yaptığı onun sorumluluğundadır. Unutma. O yüzden hiçbir zaman için kendini senin hatan olmayan şeyler için suçlama. Senin hatan olan şeyler için de kendini her zaman affet. Unutma ki senin için gelecek her zaman parlak. Gerçekten bu böyle. Bunu kabullendiğinde zaten geleceğin parlak olur. Bu kadardı. Böyle sohbet edelim dedim. Ben birazcık gerginim, biliyorsunuz. Sakin sakin de sohbet etmeye çalışıyorum. Onları da yapacağız. Bu arada yine bir video isteğiniz falan varsa bekliyorum. Yorumlardayız. Hemen nasıl sakinledim. Her neyse arkadaşlar, gerçekten sizleri seviyorum. Bir öneriniz, yorumunuz, Sena bak şöyle bir video çeker misin falan yaparsanız yaparım. Vaktim oldukça hemen tıt tıt yaparım. Bu arada dediğim gibi şuradaki video kapanmış gerçi. O videoyu da yayınlayacağım. Vlog tadında vesaire değil arkadaşlar. Sadece ablamla geçirdiğimiz son gündü. Dün cumartesi günü. O yüzden böyle olduğu kadar yapmaya çalıştım. Sizleri çok seviyorum. Bol bol da öpüyorum. Umarım ki kendinize her zaman çok iyi bakarsınız. Kendine, sevdiklerine ve hayattakilere şükret. Güzelliklere şükret. Elinde olanlara şükret ama daha fazlasını iste. Her zaman insanoğlu daha fazlasını ister. Her neyse, konumuz bu değil, konumuz bu değil. Her zaman için kendine şefkatli ve iyi davran. Seni seviyorum. Kendi varlığını unutma.